Emekli zammında 334 Türk lirası detayı kafaları karıştırdı. Emekliye sıfır zam mı gelecek? Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaş zammı için son dakika. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri, Ocak 2025'te yapılacak zam oranına odaklanmış durumda. 2024'ün ikinci 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak yapılacak zamda, 4A ve 4B emeklileri için sıfır zam ihtimali gündemde. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Özellikle 334 Türk lirası detayına dikkat çekiliyor. 2025 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli zammı hesaplaması. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emekli maaş zammı için önemli bir ipucu sunuyor. Banka, yıl sonunda enflasyonun %44,11 olmasını beklerken, 6 aylık enflasyonun %15,53 olarak hesaplanacağı öngörülüyor. Bu orana göre emekli maaşlarında şu değişiklikler bekleniyor. Bağkurlu esnafın maaşı 12.695 TL'den 14.666 TL'ye yükselecek. Bağkur tarım emekli maaşı 10.089 TL'den 11.656 TL'ye çıkacak. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi emekli maaşı 14.178 TL'den 16.380 TL'ye yükselecek. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası emekli maaşı ise 8.789 TL'den 10.154 TL'ye çıkacak. En düşük emekli maaşı kaç Türk lirası olacak? Temmuz 2024'te en düşük emekli maaşı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükselmişti. Ancak Ocak 2025'te sıfır zam ihtimali bir kez daha gündemde. Milyonlarca emekli için en düşük maaş düzenlemesi gündeme gelirken, beklentiler 15.000 Türk lirası seviyesinde. 334 Türk lirası destek detayı. Emekli maaşı düşük olanlara devlet desteği sağlanacak. Buna göre, Bağkurlu esnafa 334 Türk lirası, Bağkur tarım emeklisine 3.344 Türk lirası, Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası emeklisine ise 4.846 Türk lirası destek verilecek. Emekli kök aylık ve taban maaş sorunu. SGK uzmanı Özgür Erdursun konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, emekli maaşlarındaki oransal artışın tek başına yeterli olmadığını belirtti. Erdursun, kök maaş ve taban maaş sorununa çözüm getirilmeden yapılan zamların sosyal yardım niteliğine dönüştüğünü ifade etti. Emeklilerin %75'inin düşük maaş aldığını vurgulayan Erdursun, taban maaş sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti.